Koza Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız her zaman olduğu gibi. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın Barış. Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümü ve şehitleri anma günü. Dolayısıyla bir kez daha Çanakkale'deki o destanı yazanları ve tüm şehitlerimizi rahmetle analım. Evet. Programa da öyle başlayalım. Sizin hani bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa onu benim alayım. Ondan sonra bir şey var Barış. Bu inanılmaz bir zafer. Evet. Şöyle söyleyeyim. Doktora yaparken bir hoca geldi bana. Tarih bölümünden. Ben ekonomi bölümünde doktora yapıyorum. Leeds Üniversitesi'nde. Dedi ki ya ben bir öğrenci arıyordum. Türkçe bilen ve İngilizce bilen. Nedir konu dedim. Çanakkale'de Gazi lerden bir tanesinden mektup geliyor. Daha doğrusu tarihçi araştırma yapıyor Çanakkale ile ilgili. Bir makale yazacak ve o günkü işte ortamı vesaire anlatıyor. Bizim gazilerimizden birinin gönderdiği bir mektup vardı. Ben o mektubu çevirme görevi verilmişti bana. Ben de oturdum çevirirken kelimenin tam anlamıyla ağladım. Yani oradaki o şeyi, o gazi öyle bir anlatmıştı ki hakikaten insanın tüyleri diken diken oluyordu. O ortamı anlatarak hani yaşamak mümkün değil. Ama orada İngilizler neyle övünüyordu biliyor musun? Biz zayiat vermeden, çok fazla zayiat vermeden kaçabildik. O günkü gazeteleri, o günkü yani 18 Mart sonrasındaki gazeteleri aldığın zaman İngiltere'de yayınlanmış gidip kütüphaneden mikroçiplerle okuyorduk o gazeteleri ve orada İngiliz basınında çıkan şeyleri o zaman görmüştüm ve Turkish Society olarak yani Türk Öğrencileri Birliği diyebiliriz bir derneğimiz vardı, öğrenci kulübümüz vardı. Orada 18 Mart'ı kutladığımızda ben de derneğin başkanıydım. 18 Mart'ı kutladığımızda o hocayı da çağırmıştık. İnanılmaz bir gündü. Hakikaten biz bugün burada, bu ülkede, bu topraklar içerisinde huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak ve şu bilinmiyor, daha sonra ellerini kollarını sallayarak girildi denmiş olsa da evet. Onlar eğer o gün orası kaybedilmiş olsaydı gerçekten bugün çok farklı bir ortamda olurduk. Ben tarihçi değilim ama gerçekten bugünü bir de çocuklarımıza da anlatmamız lazım. Yani biz evet dinledik ama bugünün gençliğini de bunu aktarmak lazım. Çanakkale ruhu önemli hocam. Çok önemli. O başka bir şey. Bugün de bazı etkinlikler yapılıyor. 100 kadar üniversitede öğle menüsü. Çanakkale'de savaşan Mehmetçiğin bir günlük menüsü olacak bugün. Onunla ilgili biz de bugünün gündeminde konuklarımız olacak. Hem tarihi konuşacağız, o savaşı konuşacağız. Hem de oradaki atmosferi, işte ne yerlerde, ne içerlerde oradaki Mehmetçik. Onları konuşacağız. Bugün üniversitelerde böyle güzel bir uygulama var. Bu da hakikaten gençlere o ruhu vermek açısından çok önemli bir uygulama. Bir de katılan üniversiteleri ben tebrik ediyorum. Eğer gidebilirlerse mutlaka Çanakkale'ye gidip, Gelibolu'ya gidip orada hani tabyalar var ya, bilmiyorum sen ona katıldın mı ama canlandırma vardı. Ben onu açıkçası çok beğenmedim hocam. Tabii ki oradaki onu yani vermiyor ama. Bir de benim özel ilgi alanımdır. Çok okudum bu konuda. Dolayısıyla ben biraz daha eleştirel gözle baktım ona. Oralıyım biliyorsunuz. Çocukluğum oralarda evet, geçti. Çanakkale'lisin. Dolayısıyla ben bir de biraz daha böyle hani işin kanına, ruhuna dokunan yerleri seviyorum. Gidip o kimsenin bilmediği arka taraflardaki siperleri gezmeyi falan seviyorum elimde haritalarla. O daha başka bir şey oluyor. Ama oraya mutlaka gitsin tabii. Bütün izleyicilerimiz o ruhu bir hissetsinler orada. Ben o niçin onun önemli olduğunu söylüyorum. Küçük Alp, bizim Alp 9 yaşındaydı işte beraber gittiğimizde. Mesela o çok etkilenmişti ve bütün bir Çanakkale'yi hiç olmazsa merak etmiş. Dedi ve bana anlatma fırsatı vermişti. Oradaki canlandırmayı izledikten sonra çünkü ses oldukça etkileyiciydi. Yani şey anlamında o anda savaş ortamını bir yaşatıyor sana az da olsa. Tabii ki bilmiyorum yani teknik olarak ne kadar başarılı onu değerlendirmem zor. Bir kez daha hocam şehitlerimizi bu vesileyle anmış olalım. Evet, rahmet eylesin.
bugün de törenler olacak. İlerleyen dakikalarda zaten törenleri de canlı olarak ekranlara getireceğiz. Ayrıca bugünün gündeminde de biz bugün Çanakkale'yi konuşacağız diyelim. Ve gelelim ekonominin gündemine. Şimdi hafta sonundan bu yana Güney Kıbrıs ayakta. Evet. Hepimiz Güney Kıbrıs konuşuyoruz. Avrupa Güney Kıbrıs konuşuyor. Bir anlaşma yapıldı tamam ama insanlar hakikaten çok şikayetçi çünkü bankalardaki paralara vergi geldi. Ciddi de bir vergi geldi. Üç günde bankalar kapalıydı. Tam bankalar kapanırken geldi o karar tabii, biliyorsunuz. Evet, zaten evet. Şimdi herkes ATM'lere koşmuş ama ATM'ler de otomatik kesmişler vergiyi. ATM'den de otomatik vergi alınmış Rumlardan, Güney Kıbrıslılardan. Güney Kıbrıslılar ayakta. Şimdi ne olacak hocam orada bu durum? Tabii bunun borsalara, piyasalara yansımaları da var. Düşüşler oldu. Neler oldu şu ana kadar ve bundan sonra ne olacak? Şimdi bundan sonra ne olacağı aslında kestirmek çok kolay. Yani çünkü o kadar net ki geçmiş tarihte olan hani bankadan para çekilişleri, mevduat kaçışları. Biz de bunu yaşadık Barış. Yani evet. Biz tüm bankalardan yaşamadık. Sadece bir bankadan 2000 yılında biliyorsun Demirbank'ın batışı tamamıyla bu para çekmelerden kaynaklanmıştı. Ama 29'da Amerika'da neredeyse bütün bankalar batmak durumuna geldi. Hı hı. Ve ardından birçok diğer ülkedeki Arjantin 2002'dir. Arjantin'de 6 ay kapalıydı bankalar. Yani 6 ay boyunca hiç kimse parasını doğru çekemedi. Ve bankaları tamamıyla yerle bir etmişlerdi. Yani bu öyle bir şey ki sürü hareketini başlatacak bir şey. Hı hı. Düşünebiliyor musun? Adamın 10 bin eurosu var. 650 euro kesilmiş. 100 bin eurosu varsa 100 bin euro bir kuruşu varsa 9 bin eurosu gitmiş. Gitmiş. 9 bin 700 eurosu gitmiş. Düz hesap 10 bin eurosu gitmiş. Akıllı Ruslar da burada vergi avantajı var diye getirmişler Güney Kıbrıs'taki bankalara paralarını yatırmışlar. Yaklaşık 20-30 milyar euro civarında tahmin ediliyor. Rus parası var. Şu an Rusya'ya baktığımızda Rusya endeksinde %3.25'lik bir düşüş var. Ve gerçekten de işte petrolde ciddi bir çakılma var. %1.5 euro dolar paritesinde %1.25'lik bir düşüş var. Yani şeye baktığın zaman, etkisine baktığın zaman Amerikan borsalarının vadelilerinde %1.5'a yakın geri çekilmeler var. Tam bir panik havası var. Diyeceksiniz ki ya bunun altı üstü bir hani 1 trilyon euro basıyor Avrupa Merkez Bankası. Bankalara veriyor. Hmm. Alın likitte ihtiyacınız varsa, parasını çekmek isteyen varsa versin. Çünkü bankalar birbirine borç vermiyordu 2012'ye girerken. Burada o yani topu topu bir 15-16 milyar euro yani. Yani burada da liderler konuştu cuma günü. Sonra cumartesi günü bütün pazarlıklar devam etmiş. 10 evet. milyar euro verelim. Siz de bir şey yapın. Niçin? Merkel işte hanımefendi Eylül'de seçime girecek ya. Almanların parasını, vergi mükellefinin parasını vermeyeyim diye. Şu an bir ciddi sistemik risk yaratabilir. Şimdi kelebek etkisi diyoruz. Kelebek etkisi dediğimiz şey işte Japonya'da kelebeğin kanat çırpmasıyla Amerika'da deprem olması. İşte Kıbrıs'ta kelebek kanat çırptı. Hmm. Ve şu an Avrupa'da ciddi deprem bir deprem var. Yani hakikaten sebebi de bir oradan 4,5 milyar euro civarında bu vergi konulan vergiden bir defaya mahsus diyorlar. Fakat şöyle ki bir sosyal boyutu var işin. Yani bunu kimse kabul etmez. Tabii. Yani gidip bankayı adam biliyorsun dozerle girmeye kalkmış bankanın içine. Yani girse ne yapacak? İçeride para yok zaten. Diğer taraftan vatandaşın yani Rumların büyük bir tepkisi var. İngiltere hükümeti hemen bir bildiri yayınladı. Orada yaşayan yaklaşık 60 bin İngiliz hı hı. ve onların görevlileri. Onların kayıpları telafi edilecektir şekilde. Hani onlar da bankaya gitmesinler diye. Sonuç olarak İşin birinci boyutu bu. Bankalardan para kaçışı. Ya Güney Kıbrıs'ın tamamı batsa Avrupa Birliği için bir anlamı yoktu aslında. Sinek vızıltısı. Ama asıl şimdi merak edilen şey bu sabah İtalya'da benzer bir şey olacak mı? Çünkü hı hı. İtalya'nın da borçlarını indirmek için uğraşıyorlar. Hocam işte şu dozerle girmiş az önce geliyordu ekrana. Sinem sağ olsun buldu görüntüyü. Bankaya o dozerle girmeye çalışıyor. Ve şöyle ki asıl tehlikeli taraf sistemik bir risk yaratabilir. Yani sistemik risk dediğimiz bir su dalgasının hani bir suya düşen bir taşın oluşturduğu dalga boyları biliyorsun kıyıya kadar gider vurur.
Şimdi burada eğer bu sabah itibariyle henüz açılmadı zannedersem bankalar. Şu an İtalya ve İspanya'da olacak herkesin gözü. Çünkü İtalya'da da vatandaşlar yarın benzer bir şeyi bize de yaparlar korkusuyla bankalara eğer saldıracak olurlarsa ardı ardına açıklamalar gelecek. Şu an zaten en kötü satılıyor piyasada. En kötü beklentiye göre piyasalar geri çekilmiş durumda. Dediğim gibi Rusya'da %3,5'a varan bir düşüş söz konusu. Evet. Ki Rusya bankaları bundan çok etkilenecek. Burada aslında baktığımızda bizim piyasalar nasıl açılır biraz sonra değineceğim ama hakikaten bizim en güvenli liman durumundayız. Birincisi Avrupa Birliği'nde değiliz. Euro para biriminde değiliz. İkincisi ABD olmamanın avantajını mı yaşıyoruz bu kesinlikle, hafta? Kesinlikle evet. Kesinlikle biz avantajını yaşıyoruz. Artı Türklerin bir kuruşu yok Rum bankalarında veya Türk bankalarının veya Türkiye'deki iş adamlarının parası yok. Belki çok cüzi miktarlarda olabilir. Ama bundan sonra artık insanlar Avrupa bankalarında bile hesap açtırırken artık iki defa düşünmek zorunda kalacaklar. Çünkü işte yarın İtalya'da da benzer bir şey olursa korkusu. Tabii ki bunu engellemeye çalışacak şeyler, yani Avrupalı liderler. Eğer İtalya'da da herhangi bir para mevduata saldırı olursa tahmin ediyorum orada da bankalar kapanır. Eğer orada da bankalar kapanırsa o zaman tüm Avrupa'da, İspanya'da, Portekiz'de, Yunanistan'da her bir yerde bankalara şey vermek zorunda kalırlar. Ve vergi gelmeyeceğine dair garantiler vermek zorunda kalırlar. Ama bu panik havası bu sabah itibariyle piyasaları sert bir şekilde etkilemiş görünüyor. Hani cumartesi, pazar piyasalar kapalı olduğu için bir şey yoktu. Ama dün gece saat 12'yi bir geçe şey açıldı. Uluslararası para piyasaları açıldı. Tabii Euro-Dolar paritesi çok sert bir düşüş yaptı. Ve bu düşüş sonrasında da toparlamaya çalışıyor. Şimdi ben şey yapacağım. Özellikle Euro-Dolar paritesindeki hareket çok önemli. Onu bir vereceğim. Grafiği ve grafikte biraz sonra zannedersem arkadaşlarımız da verecek. Özellikle 5 dakikalık bazda ne tür hareketler oluyor. Dikkat ederseniz burada şu an görüntü zannedersem dondu. Özellikle arkadaşlar görüntüde bir donma var zannedersem. Bir sorun var. Bilmiyorum. Şu anki ekrandaki grafik değil. Hocam siz şimdi tamam arkadaşlar evet. Alıyorlar o grafiği aldılar. Tamam. Neyse yalnız çok abi. Sert bir yani 1.31'lerden yaklaşık olarak 1.28-50 seviyesine kadar düşmüş durumdaydı. Ve bu düşüşle birlikte şu an panik artmış gözüküyor. Şimdi ekranda. Evet şu an vermiş olduğumuz grafik ki evet şimdi zannedersem evet net bir şekilde görüyoruz. Şu seviyeden şu seviyeye düşüş yaklaşık olarak 1.35 kuruş diyelim euro kuruş euro sent bir düşüş var ve en düşük 1.28.80'i gördü. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sert hareket var. Rusya'yı vereceğim. Rusya'daki grafik şu an böyle. Bize de benzer bir hareket olacak. Onun için özellikle Rusya'yı veriyorum. İlk açılıştan itibaren bizim borsada da benzer bir hareket göreceğiz. Biz biraz sonra bizim borsanın grafiğiyle ilgili olarak üzerinde çizim yaparak göstermeye çalışacağım ama Rusya 2180 seviyesinden kapanmıştı Cuma günü. Şu anda da 2100 seviyelerine doğru geri çekiliyor ve ilk aşamada açılır açılmaz sert bir düşüş, toparlama çabası ve arkasından yeniden geri çekilme var. Burada vurgulamam gereken nokta ilk düşüş anında gördüğü dip önemliydi ve bu dibin altına gelmemeliydi. Eğer olumluya gidecekti ise piyasalar. Nitekim şu aşamada olumluya gitmiyor. Daha da bir yeni dipler görülüyor. Bir miktar durulmuş durumda Rusya'da ama %3,20 civarında bir geri çekilme var. Şimdi Almanya'ya bakacağım. Almanya'da DAX endeksi. Bu DAX endeksinin grafiğini görüyor izleyiciler. Ve görüldüğü üzere yaklaşık 8050 puan seviyesinden kapanmıştı. Ve en düşük 7850'ye kadar geriledi. Ki burada 200 puan civarında bir gerileme var. Ve bu da yaklaşık olarak nereden baksan %2-2,5 civarında bir geri çekilme. Ve 5 dakikalık grafiklerde yaklaşık 10 dakika önce Almanya açıldı.
ve Alman vadelileri açıldı. Alman borsası açılmadı. Çok sert bir düşüş hareketi görüyoruz. Burada benzer hareketler şeyde de var Barış. Petrolde de var. Petroldeki bu hareket bizim için olumlu. Hani petrolün aşağı gitmesi bizim makroekonomik dengeler açısından olumluydu. Geçen hafta 93,5 dolardan kapanmıştı New York petrolü. Amerikan petrolü şu an 92 dolar seviyelerinde bulunuyor ve Brent petrole de baktığımızda Brent petrolde de benzer şekilde bir sert çöküş var. 110 dolardan 108,25 dolara kadar gerilemiş durumda. Ve hem petrol hem euro dolar paritesi hem de diğer para birimlerinde dolara karşı değer kaybı var. Şu an dolar tüm dünya piyasalarında yükseliyor. Dikkat edersen geçen hafta kapattığı seviye 82.12 seviyesi, şu anda da 82.8 seviyesine kadar gelmiş durumda. Bu oldukça sert bir artış, onu özellikle vurgulayayım. Yani daha önce dolarda aşağı yönlü hareket görüyorduk, euro dolar paritesi yukarı gidiyordu. Ama dolar dünya piyasalarında değer kazanırken üstüne üstlük bir de altın değer kazandı. Yani dolar değer kazanırken altın düşer normalde. Altına da şimdi hemen bakacağım ki buna günlük grafiklerde bakmamız gerekiyor altına. Altında özellikle aşağı yönlü hareket vardı. Bu sabah itibariyle altında 1600 doların üzeri görüldü. 1607 dolar görüldü ve bu seviyeden hafif bir geri çekilme var. Eğer 60 dakikalık grafiklere de bakacak olursak, 60 dakikalık grafiklerde geçen hafta itibariyle 1580 ve 1590'dan kapanan altın açılır açılmaz 1607 doları gördü. Şu an tekrar bir yukarı hareket yapıyor altında. Altın bu tür belirsizlik durumlarından her zaman kendine pay çıkartacaktır. Yani altında çok net bir şekilde yukarı hareketi görüyoruz. Şimdi tüm bu piyasa şartlarının hepsi diğer parametrelere de yansıyacak. Yaklaşık saat 10'a 10 kala bizim borsamız açılacak. Ama bizim borsa açılmadan önce hemen vadelilere bakacağız, İMKB vadelilerine. 5 dakikalık grafiği getiriyorum. 5 dakikalık grafikte çok net bir düşüş var. 103.000 seviyesinden kapanmıştı. 103 seviyesinden kapanmıştı. Şu an yaklaşık olarak 102.27 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Nereden baksan yani %1'e yakın bir geri çekilme var. Biz yalnız şey yapıyoruz. Dikkat et. Yani biz diğer borsalarda Amerika'da dahil %1,5'a yakın bir düşüş varken bizdeki düşüş daha sınırlı kalmış durumda. Bunun temel sebebi de bir gerçekten Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ta hiçbir ilişkisinin olmaması, Avrupa ile ilişkisinin olmaması, artı bir de petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme Türkiye için olumlu senaryo yaratıyor. Bu yüzden yatırımcılar biraz sonra borsa açıldığında çok fazla panik olmamalılar. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Yani açılıştan sonra ne olur, nasıl bir hareket izleriz biraz sonra vereceğim. Peki hocam, şimdi her şeyi anlattınız gerçi. Soracak bir şey bırakmadınız bana da. İzleyicilerimizin yorumları var tabii. Evet, onlara şimdi, bakalım. Evet. İlhan Bey diyor ki, İlhan Pars, yazınızda bu hafta bu konu unutulur demişsiniz Güney Kıbrıs için. Aynen öyle, evet. Peki bu sorun yatırımcı için bir fırsat oluşturabilir mi? Endeks 80.000 seviyesine gelirse alım düşünülebilir mi? Size göre alım yapmak isteyenler hangi seviyede alımı düşünebilir? Kıbrıs meselesi sizin düşündüğünüzden daha fazla boyutlara ulaşır mı acaba? Şimdi şöyle, bu konu her zaman bu tür olaylar olduğunda Barış, ben şöyle söyleyeyim. Bu konu her zaman endişe yaratır, panik yaratır. Mesela ben direkt olarak bugünkü yazımda şunu söylüyorum. Bir hafta sonra hatırlamayacaklar. Yani bir hafta sonra bu olayı hatırlamayacaklar. O kadar önemli ölçüde bir tecrübe var ki herkeste. Yani bütün liderlerde, ekonomistlerde. Finans ve ekonomi tarihinin geçmişine baktığında bankadan, hani buna bank run deniyor. Bank run, hani bankanın koşması gibi çevrilse de aslında bankadan mevduatların çekilmeye başlaması. Bu çok tehlikeli bir şey. İnanılmaz tehlikeli bir şey. Bu kadar tehlikenin içerisinde ben niye bir hafta sonra unuturuz diyorum. Bu zaten bilinen bir şey. Bilindiği için de bugün Moody's açıklama yapıyor. Diyor ki bu durum diyor sistemik bir risk yaratabilir. Özellikle İtalya ve İspanya'da mevduat kaçışlarına sebep olabilir ama bunu zaten olabileceğini herhalde bırak ekonomi okumasını normal sıradan bir insan bile tahmin ediyordur. Böyle bir şey olacağını. O zaman Avrupa Merkez Bankası bütün bir pazarı toplantılarla geçirdi. Bu arada muazzam telekonferanslar, konuşmalar, birbirleri görüşmeler yapıldı.
Moody's gibi işte Morgan Stanley'nin önemli analistlerinden bir tanesi bu vergi olayının sistemik olarak bütün sistemi etkileyebileceğini söylüyor ki bunun anlamı şu, aynı olayın İspanya, İtalya'nın da başına gelmesi. Hı hı. Peki bu kadar herkes bunun böyle sistemik risk yaratıp bütün bir sistemi çökerteceğini biliyorsa ne yapacaklar? Bu sabah İtalya'ya da İspanya'ya da baktıktan sonra eğer herhangi bir sıkıntı varsa anında Avrupa Merkez Bankası'ndan herhangi bir şekilde bankalara bir run olduğunda isteyen parasını çekmek istediğinde aynı şeyi bence salı gününe kadar şeye de yapacaklar. Güney Kıbrıs'a da ama geçmiş olsun. Yani parlamento gerçi toplanıp onu bu yasayı geçirmeye çalışacak. Yani bu işte 100 bin doların altındakileri 6.75 diğerlerine 9.75 bir vergi. Fakat bunu geçirdiklerinde siyaseten kariyerleri bitmiş oluyor. Bir seçim olsa o önemli değil onlar için. Önemli olan şu, Avrupa Merkez Bankası ile şu an Kıbrıs'taki bankalar, Kıbrıs, Güney Kıbrıs Merkez Bankası konuşuyordur büyük bir olasılıkla. Tahmin ediyorum bu yasa geçtiği andan itibaren, salı gününe kadar kapalı, bu yasa geçtiği andan itibaren istediği kadar, isteyen vatandaşa istediği kadar para verilecektir. Yani orada ne yapacaklar vatandaşlar onu? Özellikle alıp götürüp başka bir yere yatıramazlar. Yani evinde de tutamaz. Sonunda bu sıkıntı azalır. Fakat tehlike şurası, tehlike İtalya'da bu hafta, bu sabah itibariyle mevduat kaçışının başlaması gibi. Böyle bir durum olursa salıya kalmaz. Avrupa Merkez Bankası mevduat garantisini arttırır, açıklar ve başka diğer ülkelerde böyle bir şeyin uygulanmayacağına dair, saç tıraşı deniyor buna. Saç tıraşı, bütün mevduat sahiplerinin saçları kesildi şu an. Ama Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Banka battı ama herkes mevduatsa eğer parasını aldı. Sadece offshore'lulardı ki offshore'da zaten garanti olmadığı zaten yasal olarak belirtilmişti. Bu anlamda bu yüzden ben hiçbir şekilde işin çok çok daha kötüye gideceğini düşünemiyorum. Çünkü öyle bir şey izin verecek olurlarsa o zaman bütün dünya finans sistemi zaten çöker. Dalga dalga yayılır. Yani bu sadece ekonomisi kötü olan, hiçbir şey yapılmazsa eğer, sadece ekonomisi kötü olan ekonomilerde değil, aynı zamanda diğer bütün şeylerde Amerika'yı bile etkileyebilir. Peki hocam, sorunun diğer tarafı, bu 80 bin seviyesine gelirse alım düşünülebilir mi? Size göre alım yapmak isteyenler hangi seviyede alım düşünebilir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İsterseniz yavaş yavaş biraz daha... Bunun vadesine bakalım. Yani vadesine bakalım. Yani vadesi, yani 80 binden bir fırsat alımı yapayım denirse 80 binden çok rahat fırsat alımı yapılabilir. Ben 82 bine kadar bir geri çekilme bekliyorum en fazla. 82 binin altına indiğinde de oradan daha fazla satış gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'yi çok fazla yakından ilgilendiren bir şey değil. Dolayısıyla İMKB'de nasıl bir hareket beklediğimizi ben buradan göstermeye çalışayım. Yani burada grafiği bilmiyorum arkadaşlarımız. Şu an ekranda. Evet, verebiliyorlarsa. Biz de normal açılışta şu an 83.100 seviyesi, şu nokta 83.100 seviyesi. Bu noktadan itibaren tahmin ediyorum şu şekilde bir 82.250 ve 82.000 seviyesine kadar bir geri çekilme. Buradan itibaren burada, yani şu aralığa kadar bir geri çekilme bekliyorum. Buradan itibaren yukarı yönlü yeniden tepkinin oluşmasını ama şu düşüş sonrasında tepkinin çok cılız kalmasını, yukarı yönlü bir hareket olmasını fakat 82.500'ün üzerine pek geçmek istemeyeceğini, hı hı, Avrupa'daki bu sabahki gelişmelerle göz önünde bulundurulduktan sonra yavaş yavaş yeniden yukarı yönlü hareket ederek 82.500'e 83.000 aralığına doğru bir hareket yapacağını düşünüyorum. Bu anlamda 80.000'e pek düşüş beklemiyorum. Hani 80.000'den alım yapılır mı? Alımın vadesi şöyle verebiliriz. Hani önümüzdeki 3 ay 4 aylık bir süre için rahatlıkla alım yapılabilir. Bu olayın Türkiye'de hani 79.000 endeksi, yani burası 82.000 seviyesi. Bunun altı zaten bence direkt aldır bugün. Yani 82.000'in altına düşüş. Yatırımcı mesela bugün sert düşüşle açılıyor. Ben eyvah çok zarar ettim deyip burada satmaya kalkmasın. Sebebi de şu. Özellikle yabancı takasında çok belirgin bir artış vardı. Yani borsa bizim geri çekildiği sırada bile yabancılar sürekli borsada alım yapıyorlardı. Ve dışarıdaki gelişmeler, yani Amerika'daki ekonomik gelişmeler, aynı zamanda Asya'daki gelişmeler
ekonomilerin bir toparladığına dair işaret. Bu yabancı takasını gösteriyor. Yabancı takası yaklaşık olarak %64.69'dan 65.90'a geldi. 1,5 puan arttı bu dönemde. Yani bu yabancılar da buna hazırlıksız yakalandılar. Bu yüzden burada satmak isteseler kime satacaklar? Çok fazla satış yapabileceklerini zannetmiyorum. Yabancı takasında bir miktar gerileme görürüz. Ama grafik olarak şeyde, yani endekste grafik olarak şeye baktığımızda, yani 60 dakikalık grafiklere baktığımızda şu seviye, yani şu, özellikle şu 81 bin seviyesi, ki şöyle verelim burayı, 81.500 seviyesi önemli bir destek oluşturuyor ve bu desteğe kadar bir geri çekilme oldukça iyi bir imkan yaratabilir. Şimdi bundan sonraki süreç çok önemli. Ben bundan sonraki süreçte liderlerin öyle bir bank run dediğimiz bir mevduat çekilişi olursa kayıtsız kalacaklarını zannetmiyorum. Burada ikili dip beklerim. Ama hatırla, daha geçen haftaki yayınımızı izlesinler YouTube'dan. Özellikle belli bir geri çekilmeden sonra yukarı bir hareket yapacağımızı, fakat bu yukarı harekette alanların bir miktar şey yapabileceğini, şu an alım için beklemede kalınması gerektiğini belirtmiştik. Ben de alım için 81.500 seviyesini demiştim. Eğer bir hafta sonra unutulacaktır bu diyorsam, 81 bin veya direkt olarak 80 bin, ki şu an asıl kritik nokta şu seviye, 79 bin seviyesi. Yani bu seviyenin altında bir kapanış çok kötü olur. 80 bine kadar da düşüş beklemiyorum açıkçası. 81.500'ün bayağı ciddi bir destek olduğunu düşünüyorum bu bölgenin. Peki, Turgutçu'nun yorumunu da aktaralım hocam. İkinci zirve ilk zirvenin altında oluştu ve bir düşen trend ortaya çıkmış durumda. Bu trend üstüne atamadığımız sürece piyasalara temkinli kalmak gerekmez mi? Yoksa daha fazla etkileyen faktörlere mi yoğunlaşılmalı? Bence de zaten temkinli kalmak gerekir. Yani şu an temkinli kalın diyorum ben zaten. Ama endeks daha 83 binde, henüz açılmadı. 83 binden 82 bine kadar bir geri çekilme zaten panik halinde olabilir. Onun altında 81.500'e kadar gerilemiş olması durumunda zaten orada işlem hacmi çok düşmüş olacak. Ve tam bu bölgede de, yani 81.500 seviyesinde de biz o zaman bir de daha net değerlendirme yapılacak. Ama ben zaten geçen haftaki yazılarımda da söyledim. Alım için hala beklemede kalınmalı. Evet, yukarı yönlü bir tepki bekliyordum şeyde, düşüşten sonra. Yani 83.500'den 81.800'e kadar bir düşüş sonrasında bir tepki olmasını bekliyordum. Ama bu tepkiyi çok güçlü bir tepki olarak beklemiyordum. Fakat tesadüf eseri şu an Kıbrıs olayı patlak verdi. Dolayısıyla mecburen bir gerile çekilme yapacak. Ve bu geri çekilme sırasında da tekrar değerlendirmek lazım. Eğer yabancı takasında çok sert düşüşler getiren şeyler varsa, ben o zaman 81.500'ü alayım. Çünkü her sabah yapıyoruz bu programı. Yani bu programı yaparken o yarın o günkü değerlendirmeyi o gün yaparız. Ama şu aşamada ben bu Kıbrıs olayının hani çok büyük bir ciddi bütün finansal piyasalarda trendi değiştirecek bir olay olduğunu düşünmüyorum. Onun temel sebebini de yayından başından beri anlatmaya çalışıyorum. O da hiçbir kimse seyirci kalamaz. Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası gerektiğinde açıklamasını yapar ve bankalardan para kaçışını engellerler. Kemal Sağar da demiş ki hocam, Kıbrıs Rum kesiminde bankadaki paralara %6,5 %10 civarı kesinti vergisi, Avrupa'nın demokrasisinin merkezinde böyle bir müdahale olması, IMF'nin buna üst kapalı destek vermesi nasıl bir demokrasidir demiş o da. Bir zamanlar bizde de ek vergiler vardı işte. Örneklerini de vermiş. Şimdi ne yapalım? Yarın Türk bankaları da bunu örnek alıp hala almakta oldukları uçan kuştan masraflarına bir de bizden böyle bir kesinti yaparlar mı acaba demiş. Abi, bankalar vergi koyamazlar. Yani bankalar vergi koyamaz. Koyacaksa eğer iktidar koyar vergiyi. Maliye Bakanlığı der ki bundan sonra der Türkiye'deki bankalarda mevduatı olan herkesin mevduatını %6'sını ben de kesiyorum diyebilir. Buyursunlar desinler bakalım ne oluyor. Yani böyle bir şey olamaz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Üstelik Türkiye'deki siyasi ortam ona izin vermez. Yani şu aşamada tam da böyle bütün sistemin temel taşları olan anayasanın değişmesi gündemdeyken, yeni bir sisteme geçilecekken, hani ciddi anlamda oy verenin tepkisini mümkün değil almak istemezler. Bizde de zaten yapılsa bu o kadar anlamsız olur ki, kime ne borcu, devlet diyor ki benim bir kuruş borcum kalmadı diyor IMF'ye. Ben artık IMF'ye borç veriyorum diyor. O zaman sen onun parasına belli bir kısmını bir defaya mahsus vergi olarak
kesmenin anlamı ne olur? Orada yani benzer şeyler burada da olur. Bu söz konusu değil yani. Bir de şunu söyleyeyim. BDDK şu an bizim bankaları muazzam bir şekilde günü gününe izliyor. Yani o riskler o kadar ayrıntılı izleniyor ki bizde öyle bir bankacılık sistemi yok. Yani Avrupa'daki bankacılık sistemi artık içi resmen kokmuş bir bankacılık sistemi. Yani orada o kadar toksik varlık var ki içerisinde. Eğer gerçek değerlerinden gösterseler ellerindeki varlığı zaten tüm bankalar batacak. 2012'ye girerken biz Fransa'da Fransa'nın en büyük bankasının batmasını bekliyorduk. Yani o konuşuluyordu. O kurtarıldı mı? Hiç de öyle bir şey olmadı. Sadece likidite sağlandı. Bankaların durumu hala çok kötü. Hele İspanyol bankaları yani yılın ikinci yarısında zaten İspanya'yı göreceğiz. Yani İspanya'da yeniden çok kötü kokular gelecek. Recai Uzun da diyor ki hocam yoğunlaşılan bu Kıbrıs meselesi bir taraftan tartışılırken bizde de bugün tahvil ihaleleri var, etkilemesi mümkün mü? Tahvil ihalelerine olası az teklifin etkilerini ilk nelerde görürüz demiş. Tabii faizde görürüz. Yani direkt olarak zaten bizim gösterge faizde yükselmişti 5.95'e ve bugün itibariyle de faizler 5 yani cuma günü 5.86 kapatıyor. Şu an grafikte görülüyor. Bu sabah itibariyle de 6 seviyesine kadar yaklaşmış. Dolayısıyla bu bankacıların daha doğrusu tahvile teklif verecek olanlar için büyük bir fırsat. Onlar daha yüksek faiz şey yapacaklar. Devlet daha yüksek faizden borçlanmak zorunda kalacaktır ama benim tahminim şudur. Genel olarak hazine böyle bir günde tekliflerin minimumunu karşılayacaktır. Yani çok fazla da kağıt satmak istemeyecektir faizler yükselmişken. Peki hocam, mevsimin bahara gelmesine yakın İMKB'de mevsimsel etkilenecek sektörler için alım yapılması uygun olur mu? Hangi sektörlerle ilgilenmek gerekir? Vallahi şöyle, mevsimsel olarak birincisi kar dağıtım mevsimine girdik. Yani Mart'tan sonra Nisan ve Mayıs ayı kar dağıtım ayıdır. Dolayısıyla kar dağıtacak şirketler, temettü verecek şirketlerin hisselerinde hareketler olur. Ardından bedelsizler açıklanmaya başlar. Özellikle fiyatı yüksek olanlar, yani fiyatı yüksek olanlar dediğim genellikle 50 lira veya daha üzerinde fiyata sahip hisse senetlerinde eğer ana sözleşmesinde sermayenin artırılamayacağına dair veya sermayeyi kısıtlayan, artırılmasını kısıtlayan bir şey yoksa onun ana sözleşmesine bakması lazım izleyicinin. Böyle bir durumda fiyatı yüksek olan şirketlerde bedelsiz artırımlar gelebilir. Ve bu bedelsiz arttırımlar Barış, kağıt fiyatları üzerinde anlamsız bir şekilde yükseliş etkisi yaratıyor. O yüzden de bugünden itibaren endeksin biraz üzerinde hareket eden, yani endeksten daha iyi getiri sağlayan, son bir haftadır, 10 gündür endeksten daha iyi getiri sağlayan ve fiyatı da 40-50 liranın üzerinde olan hisselerde bedelsiz arttırım potansiyeli yüksek demektir. O tip hisseleri izlesinler. Diğer taraftan Mart ayı genellikle hani yılın ilk 3 ayında mevsimsel olarak hangi mesela turizm için en kötü dönemlerden bir tanesidir. Şeyde işte içecek grubu için her zaman yaz ayları daha iyidir. Hani belirgin bir şey bir tek yılın son çeyreği şey açısından iyidir. Yani otomotiv sektörü genel olarak daha iyi performans gösterir ve ilk 3 ayda tahsilat yaparlar, nakitleri bollaşabilir. Onlar düşünülebilir. Aynı zamanda bir de daha çok bu inşaat sektörüne dayalı şeyler yavaş yavaş prim yapmaya başlayabilir. Hocam biraz değinmiştik az önce ama yine Abdullah Aktürk biraz daha detaylı olarak rica etmiş. Altının yönü nasıl olur acaba diye sormuş. Altının yönü bir şey olmaz. Yani altının yönünü tümelden değiştirecek bir şey yok ortada. Yani bu şeyi söylemiştik. Özellikle bu altının böyle ortamlarda güvenli liman olarak seçilmesini söylemiştik ama altının tepkisine baktığımızda bu tepkinin de çok yüksek olmadığını görüyoruz. Yani burada yaklaşık olarak 1600 dolara kadar gelmiş durumda ve dikkat edersen 1617 dolar seviyesinde bulunuyor ve 1617 dolarda bir direnci var. Hani bu direnci kırdıracak bir hareket olsaydı tamamdı. Ama daha çok ben her zaman 1630 doları daha önce destek vermiştim. Şu çizgiyi yukarı kırılmadığı sürece altında pek bir şey olmaz. Altında özellikle birkaç ay yani Haziran Temmuz'dan sonra yani sonbahara girerken enflasyonun küresel olarak
artacağını düşünerek altının daha iyi olacağını düşünüyorum ama altında şunu söyleyebilirim. Dip görüldü mü sorusunun cevabı bence görüldü artık. Yani 1555 dolar altın için dip oldu. Bu seviyeler özellikle 1575'in altına düşerse önümüzdeki 2-3 ay vade için 1625 dolar için 1630-40 dolar için altın alınabilir. Yani altında artık merkez bankaları alıyor altını. Yani merkez bankalarının alımları var. Kısa vadede bir şey beklemesinler. Bu kanal içerisinde hareket, dalgalanma beklesinler ki ben bu kanala girdiğinden beri yayınlarımızın videolarını izlerlerse zaten bu kanal içinde sıkışık hareket olacak diyorduk. Nitekim o hareket devam ediyor Barış. Bu hareketi kırdıracak bir hareket olarak görmüyorum ben bu Kıbrıs konusunu. Bir hafta sonra da zaten hatırlamazsınız dememin sebebi bu. Yani ne olursa olsun, kötüleşme ne kadar şey olursa olsun hani çaresi var. Yani Merkez Bankası'nın yapabileceği şeyler var. Liderlerin yapabileceği şeyler var. Sistemik risk engellenir yani ona izin verilmez. Ben şimdi hemen bir İtalya şeye bakacağım. İtalyan bonolarına bakacağım. Son bir dakikamız hocam evet, bu arada. Evet son bir dakika. Şu an İtalyan tahvillerinde bir artış yok. Şeyde bunu bir şey yapalım. Evet. Mart ayında dikkat edersen burada İtalya tahvillerinde pek bir artış yok. Ve bugün İtalya'da bir sıkıntı olur mu sorusunun cevabı İtalyan tahvilleri şu an olmaz diyor. Gerçi son verileri update etti mi sistem bilmiyorum ama şu an eğer veriler bu şekildeyse 4.60 civarındaysa dediğim gibi bir hafta sonra hakikaten hatırlamayız. Yatırımcı şu an bugün çok fazla al sata girmesin. Çok fazla pozisyonu bence bozmuş. Son bir şey hocam. Seçil Özbucak demiş ki bu ayki Türk Omani'de Yaşar Hoca'nın yazısı yoktu, önerileri yoktu. Ara mı verdi? Yok ara değil. Şöyle oldu. Yani Türk Omani'de gelecek ay gene yayınlanacak. Tamamıyla bir zaman anlaşmazlığından oldu. Ben yazımın 28'ine kadar yetişmesini gerektiğini zannediyordum. 26'sında baskıya girmiş. O yüzden yetişmedi. Peki hocam çok teşekkürler. Yarın sabah yine beraber olacağız. Süremizin sonuna geldik. Paranın rotasını noktalıyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemine devam edeceğiz. Kozaltın Paranın Rotasını sundu.